Süper Lig'de lider Galatasaray Karabükspor'u konuk edecek. Şimdi Bülent Korkmaz açısından tabii anlamı büyük bir maç. Yani senelerce emek verdiği, senelerce mücadele ettiği, forması için terini döktüğü bir camianın karşısına çıkacak. Arena stadında ilk kez olacak onun için, bu bir ilk olacak. Daha önce Samiye'nin çimlerinde büyük zaferler yaşamıştı Bülent Korkmaz. Hani Bülent Korkmaz'ın futbolculuk şeyini, özelliklerini, yapısını seversiniz, sevmezsiniz. Çünkü çok da sempatik bir futbolcu değildi ama emek ya da hani arzu, istek ve kendini feda etmek dediğinizde Bülent Korkmaz'a kesinlikle saygı duymanız gerekir. Teknik direktörlük kariyerinin en azından şu aşamada çok olumlu olduğunu söyleyemem. Henüz iyi bir grafik çizemedi. Karabükspor'da da ateşten bir gömlek giydi bence. Şimdi devre arasında yapılan transferlerin hemen Karabükspor'u etkileyip etkilemeyeceği soru işaretiydi ama ilk maçta gözüktü ki yani eskisi o kadar kötüymüş ve en ufak bir değişim bile olumlu yansıyacakmış ki bu da önemli bir rakibe karşı, Gençlerbirliği'ne karşı elde edilen 2-1'lik bir zaferi getirdi. Shelton'ın kanatlarda, ki zaten kendisinin forvet diye transfer edilmiş bir kanat oyuncusu olduğunu Karabükspor yöneticisinden duymuştuk. Şimdi o kanada geçtiği zaman kanatta etkili olmaya başladı çünkü çok hızlı bir oyuncu. Bunun yanında da Fransa'dan transfer edilen Kongolu bir defans oyuncusu var, adı Mabiala. Yani nasıl telaffuz edildiğini daha öğrenemedik. Onu da zamanında öğreneceğiz ama o da çok sağlam gözüktü bana. İyi mücadele etti. Ve defanstan da bir asist yaptı şartına maçın içinde. Bunun yanında da orta sahada Mustafa Sarp, Kaan ve Güven Varol hemen gelir gelmez olumlu katkıları oldu. Şimdi Sernat'ın yalnız kaldığını söylüyorduk. Onlara bir destek oldu. Mücadeleci ve savaşan bir takım en azından şimdilik bu etkileriydi. Ama şimdi bu maça dönecek olursak tabii Galatasaray için işler... çok iyi gidiyor. Çok formda Galatasaray. Yani hafta içinde Adana Demirspor'la oynanan kupa maçında da gördük ki Galatasaray hakikaten formda, hakikaten iyi durumda. Karabükspor 2-0 evinde kazandı. O da yoluna devam ediyor. Ama mesela Galatasaray neredeyse yedek kadrosuyla çıktı Adana Demirspor'a karşısında. Servet'in birkaç tane çok büyük hatası dışında çok sırıtmayan bir takımdı ve Sercan'ın mesela attığı goller Sercan'ın da özgüvenini getirdi. Galatasaray'da senelerdir yapılmayan bu yerli forvet oyuncusu transferini Sercan'la yapmıştı Galatasaray. En azından uzun vadede ondan faydalanılacak. Yiğit'in transferi var Manisa Spor'dan. Onun da olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum Galatasaray açısından. Alınabilecek yerli oyuncular içerisinde önemli birisiydi Yiğit. Zaten Galatasaray'da gelmek istiyordu. Bu kadar istekliyken yani istediği camiayı seçerek gelmesi bir avantaj ki Selçuk İnan'da bunu görüyoruz. Yani Selçuk Galatasaray'ı istedi. Galatasaray'a geldi ve Galatasaray'da bence kariyerinin en iyi futbolluğunu oynuyor ve bunun yanında mesela Galatasaray'da orta sahada yıldız olarak dediğimiz adam Melo'ydu ama yani geldiği noktada Selçuk şu anda takımın orta sahadaki beyni, her top onunla buluşuyor ki buluşmaması da ayıp olur bence şu formunda Selçuk'un. Bunun yanında da Galatasaray formunda. Şimdi iki takımda da Afrika Kupası'na giden oyuncular var. Raguet'ten Tunuslu Raguet, Karabük Spor'da, Eboy'a da Galatasaray'da forma giyemeyecek. Bunun yanında Yektan'ın sakatlığı sürüyor Galatasaray'da. Şenol'un ve Muhammed Özden'in Şenol Karabükspor'da sakat, Muhammed ise cezalı. Muhammed'in defansta eksikliği hissedilebilir Karabük'te. Ben burada şimdi büyük takımların iddia listelerindeki oranları çok düşük. Hani üst seçeneği de düşük. Yani burada birazcık yani ben hep burada çeşitli varyasyonlar denemenizi tavsiye edeceğim. Gollere yönelebilirsiniz. Handikap seçeneğine yönelebilirsiniz ki ben öyle yapacağım. 1.65'lik oranıyla handikaplı bir tercih benim sizlere tavsiyem olacak Galatasaray Karabükspor maçında.